Ellerinize sağlık arkadaşlar. Konuşmak istediğim konulardan bir tanesi de şimdi bir tane şarkı söylüyorsun. Sen biri gidiyor kendi duygularını başka birine senin söylediğin şarkıyla ifade ediyor. Belki işte Facebook'taki şeyin durumunu onunla güncelliyor. Instagram'a koyduğu bir fotoğrafın altına onun bir parçasını yazıyor filan. Bu çok böyle heyecan verici bir şey bir yandan. Bir sürü insanın duygularını güzel söylemesinin de bir aracı olmak ya da işte hani tam kelimeyi bulamadım ama onun yanında oluyor olmak çok eğlenceli bir konu. Böyle garip garip şeyler yaşıyor musun? Kullanıcı sana yani dinleyiciler sana böyle ya ben bu şarkıyı aslında böyle anladım filan bu gerçek mi filan diye yazanlar oluyor yani mu? Çok fazla paylaşan tabii ki oluyor ama hiç öyle dediğin gibi hani ben böyle anladım burada ne demek istedim falan gibi şeyler gelmedi ama çok fazla şarkılarla ilgili hani söyleyenler, yazanlar, çalanlar, onlara ulaştırmak isteyenler, şarkı sözü ulaştırmak isteyenler, bestelerine ulaştırmak isteyenler tabii çok fazla şeyle karşılaşıyoruz. Yani hepsi de çok keyifli. Yani çünkü yaptığın iş karşısında bir feedback görmek istiyorsun. Yani çünkü bir şekilde bir yere ulaşsın, insanlara ulaşsın, söylediğin söz birileri için bir şey ifade etsin istiyorsun. Dolayısıyla da böyle geri dönüşler gelmesi çok önemli. Bazen hepimiz, ben de mesela sevdiğim bir şarkıcı, sevdiğim bir aktörü falan yolda gördüğüm zaman bazen ya acaba rahatsız eder miyim, gitmeli miyim falan. Sonra kendime bir gün dedim ki yani insan mutlu olur yani ben öyle bir şey olduğu zaman çok mutlu oluyorsam muhtemelen o insan da çok mutlu olur. Ve ilk yaptığım seferde başarısızlıkla sonuçlandı. Çok kötü bir günündeydi yanına gittiğim insan. O günden beri de bir daha. Ama bazen gerçekten çok kötü çok güzel bir yere gideceğini sandım ama yani. Bazen ama gerçekten böyle aynen, hiç kimseyi görmek istemediğim bir anda da bir şeyler çıkabiliyor. Evet, nedense bu yaşanmaz bir şey değil yani. Sorum şu. İnsanlar hani böyle kendilerini ifade ediyorlar filan şarkı sözleri. Ne hissettin? Az evvel konuşuyorduk ya aşk mı sevgi mi filan. Mesela nasıl anlarsın bir şeyin aşk olup olmadığını nasıl anlarsın sence? Yani o insana sinyaller veriyor ya bir şey yok buradan bir şey olmaz ya da bu doğru bir şey değil diyor insanın içi. Ama sen ısrarla onu yapmak istiyorsun. Eğer ısrarla onu yapmak istiyorsan o muhtemelen doğru değildir diye düşünüyorum ben. Ben de öyle bir sinyal oluyor. Peki kendin yani mesela kendine dönüp baktığında ya aslında ben burada büyük bir alışkanlık hissediyormuşum canım. Bunun hiçbir ne bileyim aşkla filan bir alakası yokmuş filan. O kararı nasıl verir insan? Yani ben alışkanlık meselesine de öyle bakmıyorum. Bence alışkanlık güzel bir şey. Ve yani hayatında olan birinin veya başka bir şeyin zamanla oraya dönüşüyor olması ortak kolektif bir şey üretiyorsunuz. Aynı şeyleri düşünmeye başlıyorsunuz. Aynı şeylerden zevk almaya başlıyorsunuz. Bu zaten olması gereken bir şey. Olmuyorsa yani bence bu tehlikelidir. Ama farklı farklı şeyler ekleyebilirsin buna. Yani bu insanın elinde. Sürekli yeni heyecan arayışında olmak zaten bunun sonu yok ki. Yani. Bence de. Bak o söylediği şeyde şunu söyleyebilirim. Kararlılıkla çok ilgili. Aynen. Bir şeyi devam ettirmeye karar vermek. Çünkü biliyorsun yeni bir heyecana başladığın zaman da aynı noktaya gelecek. Yani ne fark edecek? Doğru. Değil mi? Doğru. Ama belki de işte hani sonsuza dek arayabilirsin yani. Ha tabii o da bir tercih meselesi. Yani, belki yani çok daha acayip bir şey vardır yani. Ama hala kimse bulamamıştır. İlk ben bulacağım da diye olabilirsin yani. Tabii ki. Tabii tabii. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Aslında dinleyicimiz, izleyicimiz sana nasıl ulaşabilir? Hangi adresler, hangi sosyal medya adresleri? Yakınlarda seni izleyebilecekleri bir yer var mı? O bölümdeyiz şu an. Tabii ki sosyal medya adreslerimde yanılmayayım. Ama Aslı Demirer yazdıkları an hem Instagram'da hem Twitter'da hem Facebook'ta Aslı Demirer Official olarak bulabilirler. YouTube'da videolarımı izleyebilirler. Dediğim gibi bu mecralardan ulaştıktan sonra zaten konserlerimi nerede çalıyoruz, ne yapıyoruz hepsini yazıyor, paylaşıyor oluyoruz. Harika. Dolayısıyla izlemeye devam etsinler. Harika. İzlesinler bence de. Efendim bize youtube.com/akustikhane'den, twitter.com/akustikhane'den, facebook.com/akustikhaneperformansevinden ve Instagram'da da akustikhaneperformansevi yazarak ulaşabilirsiniz. Buralarda tüm kayıtlarımızı, tüm sohbetlerimizi, neyimiz var, neyimiz yok burada bulabilirsiniz. Arkadaşlar ellerinize sağlık. İyi ki geldiniz. Aslı başarılarınızın devamını diliyoruz. İnşallah sıkça yeni şarkılar, yeni konserler yapıyor olursun. Bizler de oralarda bundan nasipleniriz diyorum. İnşallah böyle güzel bir platform, güzel bir program senelerdir yapıyorsun. Biz de teşekkür ediyoruz ağırladığın için. Biz teşekkür ederiz efendim. Son şarkılarla devam edelim. Tadını çıkar.